Merhaba çocuklar. Bugün l sesini yazılışını öğreneceğiz ve artık okumaya geçtik sayılır. Çünkü l sesiyle beraber e sesiyle birleştirip el yazmayı öğreneceğiz. Önce l sesinin yazılışını öğrenelim. Çocuklar büyük harfleri yazarken daha önce belirtmiştim. Şu 3 bölümden oluşan satırımızın büyük harfleri de ilk 2 bölümünü kullanıyorduk. Şuradan Önce bir düz çizgi aşağı iniyorduk. Noktalı ıı, yerlerden. Bir. Sonra iki. Vıl sesi. Bir daha. Bakın şu üstten aşağı iniyoruz. Kılavuz çizgilerimizden. Aşağı. Sonra sağ. Yukarıdan aşağı. Bir. Sağ. İki. Vıl sesini böyle yazıyorduk e, iki kareye e, yazıyoruz e, yukarıdan aşağı bir çizgi sonra sağa doğru çektiğimiz düz çizgiyle L, büyük L sesini yazıyoruz küçük L sesi e, yazarken o da çok kolay yine küçük L sesi yazarken şuradaki e, kılavuz çizgilerimizden faydalanıyoruz yukarıdan aşağı doğru bir çizgi çekiyoruz çizginin bitmek üzereyken alt ucundan hafif Şemsiye e, sapı gibi hafiften e, sağa doğru kavis ediyoruz, çekiyoruz, hafiften sağ, çekiyoruz, hafiften sağa doğru. Şimdi bu küçük l sesi, şu büyük l, bu da küçük l. Daha önce e, öğrendiğimiz seste şurada 4 büyük e. Yine 1, 2, 3, 4. Bu büyük eydi Şu da küçük E olarak öğrenmiştik. Artık bu ikisini birleştirerek okumaya e, geçeceğiz. Önce yazdığımız büyük e, küçük E'den başlayalım. Önce E yazalım. E yazdık. Bakın çok var. Bu E. Şurada bu yazdık şimdi bu ikisini birleştireceğiz bakın şöyle birleştirdiğimiz zaman şurada birleştirdiğimiz zaman Evet böyle yazdık Peki öğretmenim bunu nasıl okuyacağız bunu çok size kolay yolundan bahsedeceğim bakın şimdi önce şuraya bir nokta çizelim bu noktaya kadar buradan başlayacağız. X, e, e, sesi. E sesinden noktaya kadar, ilerleyinceye kadar E sesini söyleyeceğiz. Noktadan sonra sonraki sesi söyleyeceğiz. Şuradan başlayacağız bakın. E, artı noktaya geldim. artık şimdi L sesini söyleyeceğiz. E, L, tekrar. E, L. bakın E sesinde geliyorum noktaya kadar noktadan sonra son aksese geçiyorum. El, 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 el. Noktadan sonra l sesine geçiyorum. Şimdi biraz hızlandırarak okuyorum. Hızlı geçiyorum biraz. El, el, el. Evet. E sesini el sesini e, okuduk. Çocuklar artık e, okumaya geçtiğimizi e, farkındasınız değil mi? El yazdık ve el sesini okuduk. E l. nokta koyduk. Noktaya kadar önceki sesi okuyoruz. E L E L Bakın noktaya kadar E el. noktadan sonra sonraki sesi okuyoruz e, ee, okuma yazandırdığımız zaman el el olarak okumaya geçiyoruz. Ayrıca bundan e, sonraki e, seslerimizde kapalı hecelere de geçeceğiz e, ele. Onun için size pratik bir çalışma yapacağız. Bu pratik çalışmada bakın şuraya l sesini koyduk. Şöyle şöyle l sesini yazalım. L sesini yazdık. Bunu okuyalım. L Peki şu resimde ne var şimdi? Resim size bir resim göstereceğim. Resimde uçak. Peki bu l sesinin önüne koyduğumuzda l uçak, l uçak. Şimdi bu ağaç önüne koyduğumuzda laç, laç. Ütü L'ın önüne koyduğumuzda lütü, lütü. Peki bu. Şimdi kalem evet, l'ın önüne koyduğumuzda lalem, lalem diye okuyabiliriz. Bunu çevremizdeki isimlerden de değiştirebiliriz, devam ettirebiliriz. Mesela Enes diye bir arkadaşımız varsa başına l getiririz, lenes. Ali diye birisi varsa lali. Ondan sonra Emir diye birisi varsa, Emirhan diye birisi varsa lemirhan. Diye değiştirerek bunu pratik bir şekilde okuyabiliriz. Böylelikle kapalı hecelere geçişlerimiz daha kolay olur. Şimdi bunlar yaptıktan sonra bakın bu l, -l harfi vardı. L, l önüne e gelirse ne olur? Az önce hani size söylemiş miyim? Mesela kalemin önüne lın önüne kalem geldiği zaman lalem diye okuyorduk. Şimdi L'nin önüne E geldiği zaman L. Evet çok güzel. L'nin önüne L'nin önüne E geliyor. L. L'nin önüne şurada L harfinin önüne uçak geldiğinde nasıl okuyorduk? Luçak. Luçak diye okuyorduk. Şimdi uçağın yerine l uçak uçağının e yazdığımız zaman L diye e, bunu okuyoruz artık e, ses harfleri öğrendiğimizde sınıfta da yaptığımız e, pratik gibi e, l sesinin önüne e, isimleri koyuyoruz İsimleri koyarak e, kapalı açık geceleri yapmaya çalışıyoruz mesela işte e, lali e, lenes, lemirhan Layşe, ondan sonra bu tür isimler olarak sınıf eşyalarından kapının başına L koyduğumuzda lapı, pencereye lencere gibi uzatarak açık yapabiliriz. Şimdi az önceki açık okuma mantığıyla yaparsak yine şöyle yazdık. L yazdık, l'nin önüne e yazalım. Ortaya nokta koyduğumuzda yine noktaya kadar ilk sesi okuyoruz. L -le. Bakın noktaya kadar ilk sesi. L -le. L -le. L -le. L -le. Artık bunu hızlandırdığımız zaman geç hızlandıralım. L L diye okuyoruz. Ama ortasında bir nokta olduğunu düşünelim. Nokta olduğu zaman noktaya kadar önceki sesi. L Noktadan sonra ikinci ses okuyoruz. Noktaya kadar önceki sesi L le, L e, L L diye hızlandırarak okuduğumuz zaman L hız, geçiş hızlı yaparsak L diye e, çok rahat okuruz. Bugünkü e, öğrendiğimiz sesler L ve ikincisi de L, -le. L, -le, hani luçak, lale, lustafa, lemirhan, lapı, e, lalem, lilgi, hep önüne resim koyduğumuz zaman, burada resim koyuyorduk, adlar değişiyor. Burada e koyduğumuz zaman L, -le. uçak koysaydık, şöyle uçak koysaydık, luçak, ağaç koysaydık, laç kalem koysaydık, lalem. Ütü koysaydık lütü. Ama e koyduğumuz için l olarak bunu ıı, okuyoruz. Şimdi şimdi çocuklar elimizi koyalım. Elimizi koyduktan sonra şöyle çizdiğimizde evet el el oldu. Bunun içine

...nokta olduğunu düşünün. El. El. Hızlı çektiğimiz zaman el. Diye okuruz. Ee, çok bugün... ...l harfinin yazılışını okunuşunu ve el... ...hecesinin, l hecesinin... ...yazılışını okunuşunu öğrendik. Ee, devam edeceğiz. Bol bol tekrar... E, ...yapalım. Ve evde... E, ...dikte çalışmalarına... E, ...dikkat edelim sayın veliler. Dikte demek... ...biz çocuğumuza e, söylediğimiz... E, sesleri yazdıracağız. Mesela çocuğumuza E yaz diyeceğiz. O da e, defterine E yazacak. El yaz diyecek. O da e, yazacak. Dikte de biz söyleyeceğiz. Öğrendiğimiz yazacak. İyi akşamlar. Kolay gelsin.